Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar 12, 13, 14, 15 seneden fazla ben bu oyunu oynadım gerçekten. Yani en azından 12 sene ben bu oyunu aralıksız bir şekilde oynadım. Hadi Travian Legends. Eskiden bilgisayarlar var. Bilgisayarlar o kadar yüksek değildi. O yüzden bu oyun gerçekten çok mükemmeldi. Yani Almanya'dan yapılan bir oyun, yıllarca popüler oldu ve bu oyunun popüler etmesi için mailinize sürekli bir başarılar geliyordu. Yani bu maili başarıyı ne kadar elde edebiliyorsanız o kadar da mail geliyordu. O yüzden bu oyunu hala bir tık daha bir tekrardan ben bir girmek istedim ve bu oyunda daha neler var neler yok bunları da öğrenmek istedim. 3 tane medeniyet var. Tabii ki turnuvalardan bu 5 medeniyete kadar gidecek. Yani benim hatırladığım kadarıyla şu anlık, yani eskiden sadece 3 medeniyet vardı. Cermenler vardı. Cermenler çok ucuz bir medeniyet. Gerçekten ucuz bir medeniyet. Hem asker olarak hem piyada askeri hem süvari askeri olarak ucuz ve saldırgan bir medeniyet. Yani karınca gibi bir medeniyet, düşünün bunu. İkinci medeniyetimiz, bakın burada yazmış. Yüksek zaman gerekmesinleri erken oyunda yağman için en iyi, güçlü, ucuz piyade saldırgan oyuncular için. Gerçekten böyledir yani. Roma'ya bakarsak, Roma hem savunma hem saldırıda da çok iyi ama çok pahalı. Özellikle savunması şövalye var ve muhafız var. Tabii ki bunlar gerçekten inanılmaz savunmada. Saldırıda tabii ki Sezar var. Yani Sezarlar var ve kılıçlar var. Bu ikisi de gerçekten inanılmaz güçlü ama çok pahalı. Burada yazmış ki ortalama zaman gerekmesiyle köyleri en hızlı şekilde geliştirebilir. Çok güçlü ama pahalı askerleri, birlikleri yeni oyuncular için oynaması zor. Gerçekten profesyonel bir oyuncu olamazsınız, Roma'ya oynamak çok zordur. Burada galaylar var. Galaylar hem ucuz hem savunmada gerçekten inanılmaz. Yani savunmaya yapmak istiyorsunuz, tabii ki galayları alabiliyorsunuz. Ve özellikle de burada Wander var. Yani en büyük bina, en büyük binayı bütün krallıklar birbirlerine savaşırken tam Rise of Kingdoms gibi bir KYK'yı düşünün. Oyunun sonunda bu oyunda herkes orayı savunur ve neredeyse %80 askerler burada galaylara tekabül eder. Tabii ki orada her türlü askeri vereceksiniz ve orada her asker askere göre odun istiyor, gıda istiyor. O yüzden yemek yemesi için ve herkes burayı gerçekten desteklemesi gerekiyor. İnanılmaz güzel bir oyun, galayları da savunma için yapacaklar. Peki ben gerçekten yıllar profesyonel bir şekilde oynadım ve Roma'yı oynadım. Roma'yı tekrardan ben bir şey yapacağım. Bir giriş yapacağım. Benim ilk adım bu oyunda efsaneye Troy. Yani Troy'in efsanesi. Gerçekten o zamanlar çok inanılmaz bir isimdi o yüzden. Ben burada genelde Kuzeybatı'da ya Güneybatı'da ben oynuyordum. Bu sefer sadece bir göstermelik olarak onayla Romalar değiştir, Kuzeydoğu yok. Hadi oynayalım. Oynayacağız. Bir bakalım bu oyunda neler var. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Yani web üzerine böyle bir oyun olacak ve burada bir kahramanın var. Bu kahramanla artık yapacak bir şeyler yapacaksınız askere. Burada tahsilat görevlerini günlük yapacaksınız arkadaşlar ve bu görevleri ne kadar yaparsanız o kadar da gelişeceksiniz. Bakın, bir seviyeyi geliştir 1. 4 dakika istiyor. 4 dakika istemesi için yani bunlar da buradan arkadaşlar bitmesi için altın harcamanız lazım. Ya burada gümüş var. Gümüşle komutanın teçhizatını düzelteceksiniz arkadaşlar. Burada kafalık, zırh, ayakkabı, siper, silah, her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Ve komutanın özelliklerini burada siz seçeceksiniz arkadaşlar. Yani savaş gücü, saldırı bonusu, savunma bonusu, ham madde. Bunu oyunun başında herkes ham maddeyi seçiyor ve tekrardan değiştirecek. Kitap değiştirmesi var. Kitap değiştirmekten tabii ki bunu değiştirebilirsiniz. Ham madde özellikle oyunun başında çok önemli bu oyunda. Ya yağma için ve bu yapılan bir şey arkadaşlar. Sonra saldırgana ya herhangi bir şeye yapacaksınız. Birinci seviye bu koyunun şu anki inşaat kuyruğu, bu kuyruğa başka bir bina eklemeyi dene. Şimdi burada böyle bir şeyler var. Peki ben profilime girmek istiyorum. Profilimde bakalım neler var. Gerçekten merak ediyorum burada. Profili düzenle ve bakalım burada neler var. Merak ediyorum. Burada bunları bir böyle yapalım. Bakalım benim profilimde şimdi neler var. Kaç senelik bir oyuncuyum. Tabii ki burada 10 seneden
bir oyuncu olduğumu belli ve bariz bir şekilde. Arkadaşlar ben ilk başında bu madalyalar nasıl olacak? 3 senelik bir madalya veriyor. Sonra 5 senelik bir madalya veriyor. Bunu 5 senelik aralıksız bir şekilde oynadıktan sonra. Ve burada da tabii ki veteran player yani 10 senelik bir madalya veriyor. Burada turnuvalara falan katıldık biz bazen. Ama bu turnuvaları biz yarıda bıraktık bazen. Bir mailimiz daha var. O turnuvada tabii ki ikinci olduk bütün dünyada. Onu da var tabii ki. 1200 dolar o zamanlar para aldık büyük ihtimal. Burada da 2020 Qualification veya 2020'de de burada rank falan yazıyor. Tabii ki isimlerimiz değişiyordu. Burada 2021 finaldan Unyorkness, tabii ki Unyorkness ama çok fazla oynamadık arkadaşlar. Bir giriş yaptık. Birkaç hafta gerçekten anlaşamadık hiç kimseyle. O yüzden bu oyundan çıktık. Ama Baba Karon koyu burada arkadaşlar böyle olacak. Burada ham maddenizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi burada ham madde iki tane yapabiliyorsunuz. Yani kahramanla bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Tabii ki burada kahramanın görevleri var. Bu görevlerden bakın burada diyor ki zor, tehlike, normal, normal. Eğer ki zor tehlikeye götürür gönderirsiniz bu komutan ölme ihtimali var. Ölürse de tekrardan kaynak değerinde ve dakika değerinde bu kahramanı tekrardan yenilebiliyorsunuz. Burada eğer ki bir askere saldırırsınız arkadaşlar harita böyle olacak ve haritayı böyle uzaklaştırırken burada 10 mesele yaparsınız. Burada bütün haritanın oyuncuları gösteriyor arkadaşlar. 10 var. 50 var. 50 de mesela böyle. Bak bunlar hepsi koy. Bu koylara saldırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bu var. Burada asker gönderemiyorsunuz. Çünkü yeni bir oyunu başlamış. Ve oyunun bir zaman belli bir süreden sonra artık şey yapacak size. Kalkanı açtıracak. Artık siz güvende değilsiniz. Kendi başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Genellikle böyle bir yani yeni oyunculara biz saldırıyoruz. Mesela koy burada arkadaşlar nüfus 8 nüfusu var. Ve burada nüfuslar farklı olacak. İstatistiklere bakarsak burada arkadaşlar mesela birinci sıraya bakarsak burada bir oyuncu mesela nüfusu 250. Bu krallık yani bu server çok yeni başlamış o yüzden böyle ve burada bütün birlikler mesela birlikler böyle olacak arkadaşlar. Bu birlik var. Üyeleri bakacaksınız. Üyeleri mesela hangi English'ten mesela bu İsrail'den galiba bilmiyorum bu her birisi bir yerden mesela Rusya'da Türkiye'de mesela Scraps bunlar çok önemli arkadaşlar. Burada birlikleri kuracaksınız bu birlikle arkadaşlarınızla beraber mesajlaşıyorsunuz arkadaşlar ve savaşlara beraber katılacaksınız. Mesela birisi bir rally açıyor abi herkes giriyor inanılmaz ama o rally'ye girdiğin insan eğer ki oradaki diğer arkadaşlar savunma yaparsa tabii ki bütün askerleriniz ölecek ve geri gelme ihtimali yok. Bunu da bilmenizi isterim. Çok güzel bir oyundu. Gerçekten çok meşakkatli bir oyundu. Sürekli de oyunun içinde olmanız gerekiyor. Bir şeyler kontrol etmenize gerekiyor. Mesela 10 bilgiler. Burada size bir bilgiler verecek oyunun başında. Nasıl olacak? Kaç günde kalkanınız olacak? Kaç günde kalkanınız olmayacak? Bir şeyler söyleyecek. Burada koy merkezinde. Burada da merkez binası var. Merkez binasını arkadaşlar yükseltiyorsunuz. Mesela burada abi merkez binasını ben yükselttim. Ya bilmiyorum başka bir şeyler açacaksınız arkadaşlar. Sığınak var. Bu sığınaktan neler yapacak arkadaşlar? Bu sığınaktan arkadaşlar kaynaklarınızı saklıyorsunuz. Yani birisi sizin şehrinizi yağmalarsa sadece askerlerinizi öldürebilir. Tabii ki buradan her sığınmanın seviyesi farklı ve bu seviyeden fazla kaynak sağmaz burada. Bu yüzden Roma 3 tane yapıyordu. 3 tane bina inşa edebiliyordu aynı şekilde. Bu diğer Germenler ve diğerinde de tabii ki 2 tane inşaat hakkınız var. Roma böyle bir ekstrası var. Pahalı olduğu için gelişmek biraz daha rahat olacak. Burada medeniyet değiştirme şansın yok. Bu oyun serveri bitecek ve tekrardan başlayacak. Başladığı zaman da bu hesap tamamen silinecek. Yeni bir hesap açacaksınız. Yeni bir hesapta başka bir dünyada oyun oynayacaksınız ve arkadaşlarınızı toplayacaksınız. Bu oyunda 2x var, 3x var, 5x var, 10x var, normal var. Mesela 3x 3 ay sürecek, 5x pardon 3x mesela 4 ay, 5 ay sürecek. Bilmiyorum 5x 2 ay sürecek. Bu 2 ay serverden artık kendi zevkinizi çıkartacaksınız ve ondan sonrası artık oyun silinecek. Hepsi bu dünya bitecek. Kim kazandıysa artık ben kazandım derim geçerim. Burada çok fazla para her şeye bahsedemiyor. Para her şeyin ön plana çıkmayacak. Tabii ki para farklı yani farklı bir şekilde siz
oyun üretebilirsiniz. Ama mesela Rise of Kingdoms gibi o kadar para istemiyor. Gerçekten inanılmaz bir şekilde para istemiyor. Burada 700-800 lira para harcarsınız. Paşa paşa bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. Bu oyunu oynayın diyemiyorum. Sadece ben kendi yaşadıklarımı size söylüyorum. Uzun bir süre ben yıllarda para harcamadan, herhangi bir şey yapmadan yaptım. Ama dikkatinizi çeken bir şey var. Bu oyunda siz multi yapmayacaksınız. Yani iki hesap bir dünyada açmayacaksınız. Açabilirsiniz tabii ki, başka bilgisayarlarda girmeniz lazım. Aynı IP'ye girersiniz, hesaplarınız ban yiyecek ya silinebilir. Ve bunu hiçbir şekilde bu cezayı bitiremezsiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun. O yüzden ben bu oyunu çok sevdim. Buradaki mesela savaş raporlarınız falan her şeyi gösteriyor. Çok fena bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Burada da günlük görevlerinizi tabii ki bitireceksiniz. Burada sandıklarını verecek. Bu puanlarla bir şekilde bir şeyler alabiliyorsunuz. Buradaki altınla ne yapabilirsiniz? Mesela %25 odun üretimi, tuğla üretimi, demir üretimi, tahıl üretimi ve Travian Plus. Travian Plus yani iki eleman bir anda araştırma yapsın. Yoksa bir eleman bir araştırma yapacak. Her 24 saatte bir tane 10 tane altın istiyor. 10 tane altın da çok fazla bir şey değil. Bunun süresi bütün oyun boyunca, yani eğer ki bu altın klabı açarsan bütün oyun boyunca bu iki askeriniz olacak. Tabii ki 200 altın da çok fazla, kolay bir şekilde rahat elde edebilirsiniz ve bunu yaparken artık yağmala böyle her seferinde mesela binaları bulmak için bir şeyler yapamazsınız. Bunu yağmaladın mı? Evet, tamam, bitti. Abi bunu geleceksin. Yağma listeme ekle. Yağma listeyi ekleyeceksin. Burada 200 altın verdiğin zaman yağma listeyi ekleyeceksiniz ve artık mesela listeye bakacaksınız. 10 tane hane, mesela 10 tane hanenin tarafında mesela bir liste yapacaksınız. 20 haneyi bir liste daha yapacaksınız. 30 haneyi bir liste yapacaksınız. Askerlerine ona göre artık elinize gelecek, yani kaç dakikada bütün 10 haneyi bitirecek. Hangi komutanlar erken, hangi komutanlar daha şey bir şekilde, yani nasıl derler, daha hızlı bir şekilde gidecekler ve gelecekler, bunları bulacaksınız. Dakika ile göre askerleri tabii ki eğiteceksiniz ve gönderiyorsunuz yağmalama. Yağmalarsınız tabii ki, burada bunları yükseltebilirsiniz. Ambar var abicim, bilmiyorum, tahıl ambarı ya da elçilik var mesela, burada pazar yeri var, alışveriş yapıyorsunuz, diğer arkadaşlarınızla kaynak takası yapıyorsunuz. Yasa dışı değil, yasal bir şekilde bunu yapacaksınız. Köşk var mesela. Burada bu köşkü 10 seviyeye getireceksiniz. 10 seviyeden sonra artık ikinci bir koy, aynı hesapta ikinci koy açacaksınız, üçüncü koy açacaksınız köşkün üzerine. Çok güzel bir şey. O yeni koyu da, aynı bu koyu mesela, bu 1200 nüfusa kadar gidebilir. Bu koy bittikten sonra, yani bu koy 300 nüfusta da siz ikinci koyu açabiliyorsunuz tabii ki. O koyu da yavaş yavaş yükselteceksiniz. Bu koylar daha fazla yükselecek. Daha fazla asker eğiteceksiniz ve bu askerler de savunma saldırı yapabiliyorsunuz. Çok büyük bir ordular yapabiliyorsunuz. Bu ordular tabii ki rekor kıracak ve bu ordulara direkt oyunun sonunda, o size söyledim var ya, herkes o binayı zigurat gibi zigurata vuracaksınız. Çok tatlı bir şey olacak gerçekten. Arkadaşlar ben bu oyunu gerçekten uzun bir süreden sonra bir giriş yaptığımdan beğendim, sevdim. İnanılmaz bir oyundu. Belki tekrardan ara sıra bir oyunu oynamak istiyorum. Bazı arkadaşlarım vardı. Tabii ki eğer ki siz de Türkiye'de bu oyunu oynadıysanız kesinlikle yorumlarda yazın. Ya abi, free to play bir oyun. Gerçekten hem free to play hem pay to win. İstediğin kadar para harca, hiçbir zorluğu yok yani. Ve o kadar da zorluk çekemiyoruz biz Rise of Kingdom. Eğer ki oynadıysanız kesinlikle bana bir yorumlarda yazın abi, biz de oynadık. Yok abi, bir deneme yapmak istiyoruz. Belki bu oyunu da beraber bir oynayabiliriz. Buradaki birlik kurabiliriz arkadaşlar. Ne kadar da free to play olsak, burada free to play'ler de çok güzel işler yapacaklar. Arkadaşlar bu video da buradan bitti. Eğer ki siz de aynı oyunları biliyorsunuz ya, başka bir tarz oyunlarınız varsa, isimleri yine de bu videonun altında yazarsınız. Çok sevinirim. Tabii ki beraber bu oyunları oynayabiliriz ya da böyle bir incelemeler yapabiliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın.